Hadi günün ikinci videosu da gelsin arkadaşlar. Çift videoyla geçmek güzel oluyor. Hem sizler için hem benim için de. Açıkçası pek bir konu yoktu ama akşama doğru tabii böyle biraz sohbetlerimiz artınca telefon trafiği içerisinde. Aa doğru söylüyorsun. Şununla ilgili bir video çekelim. Bununla ilgili bir video çekelim. Bir önceki videomuz Abubakar ve hakem krizleriyle ilgiliydi. VAR protokolü diye çok böyle durumu savunanlarla ilgiliydi. Bu ise biraz Beşiktaş'ın savunması ile ilgili olsun. Efendim Vida'yı biliyorsunuz. An itibariyle Vida 30 milyon euro. Şaka. Şaka şaka. Yani o Dünya Kupası'nda var yani. Her oynayışında Vida 20 milyon euro, 30 milyon euro. Tabii biz de yazıyorduk ama iyi teklif geldi o zamanında. Birkaç tane iyi teklif geldi ama ne yönetim kabul etti ne Vida kabul etti. Onu belirtelim. Ama şu anki Vida çok iyi bir performans gösteriyor. Stoper dediğin gol atmalı. Yani sezonu golsüz kapatan bir stoper varsa ben derim ki yani sen kullanılan kolonelerde ne yaptın kardeşim yani? Bir kafa bir şey yok mu yani? Mutlaka 2 3'tür yani. Benim çocukluğumda işte Gökhan Keskin Beşiktaş'ta oynarken atardı. Ulviler, Kadirler bile atardı. Recep Hoca bile atardı. Yani kaleye bakmazdı. Gözüne güneş girerdi. Atardı. Orta sahadan. Şimdi burada tabii stoperler gol atmalı. Hele günümüz futbolunda. Duran top organizasyonu çok oldu bir dönemde. Mutlaka mutlaka kafa golleri olmalı. Şimdi Vida bunu iyi yapıyor. Gerçekten iyi yapıyor. Fakat Vida'nın sorunu attığı gollerde değil, yedirdiği gollerdeydi arkadaşlar. Bir de yıllık ücretinde. Şimdi Vida Hırvatistan milli takımında kötü oynuyor mu? Hayır. Çünkü etrafta önemli. Hakikaten etrafta önemli. Şimdi burada her sezon stoperde yanındaki arkadaşları değişen bir Vida'nın Hırvatistan'daki performansını veya Ukrayna'daki performansını beklememiz hayalcilik olur. Zaten Beşiktaş yönetiminin Vida'dan kurtulma nedenlerin içerisinde belki de bir iki tane nedeni vardır ama birincisi yıllık maaş arkadaşlar. Yoksa Vida ile ilgili bir sıkıntı yok. Yıllık maaş bu kulüp ödeyemiyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani Vida'nın maaşından dolayı efendime söyleyeyim transferde bazı önceliklerinden vazgeçmek zorunda kalıyor güzel insanlar. Hal böyleyken gel bir de yollara ayrılalım. Teklif geliyor, mektup geliyor falan. Oyuncu da işte biliyorsun İstanbul'u yani bu kadar çok seven bir insan çok az görmüşümdür yani. Yani biri Fatih Sultan Mehmet büyüğümüz. Biri de herhalde Vida'dır. Yani bu kadar İstanbul'u seven. İnanılacak gibi değil. Arkadaşlar, işin mecazi anlamdaki esprisi bir tarafa, eşi burayı çok seviyormuş. İstanbul'u. Beni gururlandırıyor tabii bir İstanbul olarak da. Ama parayı biraz indirse çok daha iyi olur. Şimdi Vida'nın bu performansı iki açıdan iyi. Vida'yı izleyen, Vida'yı transfer etmek isteyenler için, yani izleyen derken zaten belli de hani sezonunu takip edenler için iyi. Bir piyasa oluşturuyor kendine. Hele yani şu devre arasında böyle bir performansla, iyi bir performansla girmesi iyi. Ama yani böyle iyi goller atıyorsa ben niye gönderirim der insan o zaman. Parası sorun tamam. O zaman ben bu parayı idare ederim bir şekilde arkadaşlar derim. Yani falanca futbolcu, o futbolcu, bu futbolcu itiraz etmediği durumu yok. Adamı böyle bir kontrat yapmışlar. Ya adam indirmiyor. Yapacak bir şey yok. Ama bana böyle katkı sağlıyorsa ben bunu idare ederim diye düşünebilir. Ya da 3 indirir, 2 ben şey yaparım bir şekilde diye düşünebilirsin. Veya yeni bir kontrat indirilmiş, daha uzun. Çözümü bulur. Yeter ki katkı sağlasın. Lens yıllık ücreti fazla diye değil arkadaşlar. Dediler ki ya arkadaşım hem fazla para alıyorsun hem indirime gitmiyorsun. Bari top oyna o da yok. Umursamaz bir tavrı olduğu için gönderildi. Bu kadar. Diğerleri de gelen teklifleri kabul etmiyor. Hoca istemedi. Budur. Ama Vida öyle değil. Vida Covid'den döndü formayı kaptı. Çünkü istekli ve arzulu. Bakın Vida ile ilgili Sergen Hoca neler düşündüğü yarınki millette var. Okumanızı tavsiye ederim. Vida tedaviye yanıt veriyor. Yani Vida gidip böyle işte tamam ben sakatım. Yani bir Adem Laiç değil. Bir Adem Laiç değil.
Ama vida farklı. Ki vidanın da en iyi arkadaşlarından biri de Adem Nayit. İnşallah görüyordur. Yani böyle bir dönem vidaya tabii ki yönetimin teknik heyetinde taraflarında kucağı açık olur, kolları açık olur. Ama biraz da indirim yaparsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Vida konusu böyle. Şimdi Wellington. Wellington ilk geldiği haftalarda bakın algı çok önemli. Kötü bir şekilde geldi. Yani şöyle. Abdullah Avcı niye başarısız oldu biliyor musun? Birinci nedeni saha içerisindeki futbolcuların Abdullah Avcı'nın arkasında taraftar olmadığını net gördüler. Bu bir futbolcu için, hele papaz bir oyuncu için bulunmaz bir fırsattır. Kötü gidişatlarda. Kötü oyunlarda. Bulunmaz bir fırsattır. Bazı oyuncular hoca yer biliyorsunuz. Sergen Hoca'nın arkasındaki taraftar kitlesi de takım için aslında iyi bir şeydir. Çünkü futbolcu diyor ki bu hocayı yiyemeyiz. Bu hocanın arkasında imza töreninde 22 bin taraftar vardı. Sen ne yapıyorsun? Haddini bil der futbolcu. Çıkar topunu oynar. Oynamasa kendi bilir. Bu kadar basit. Şimdi Abdullah Avcı bir ölü doğum oldu. Demek istediğim nokta bu. Şimdi arkadaşlar Wellington'da da şöyle bir algı oldu ve ölü doğuma gidiyordu az kalsın. Wellington'da efendim Fatih Aksoy'u nasıl sen Wellington'un karşında verirsin? Diye Beşiktaş, Fener, Galatasaray'ı takip eden herkes, futbolu takip eden herkes bunu yazdı, çizdi. Dedim ki bakın bu bir hoca tercihidir. Hoca bir riske giriyor. Saygı duymalıyız. Ben de Beşiktaş'ın altyapısına yetişmiş genç oyuncuların bu takımda kalmasından yanayım. Benim ne kadar Rıdvancı, ne kadar Keremci, ne kadar Ersinci, Utkucu, Kartalcı olduğumu bilirsiniz. Atakancı, Aydıncı, Hasisçi yani. Diğer altyapıdan gelmeseler bile ne kadar genç oyuncu desteklediğimi bilirsiniz. Ama burada bir hocanın ihtiyacı var. Ne var? Stoper. Para var mı? Yok. Ucuza mı kaçacağız? Evet dedi. Bari ligi bilenlerden bakalım. Bak ligi bilen lafına da uyuz olmaya gerek yok. Mantıklı gayet. Bizim lig enteresan bir lig yani. Ligi bilen de ligi alışkın diyelim. Garip ligimiz olduğu için sorun oluyor. Bu anlamda söylüyorum yani. İyi bir ligimiz olduğu açısından demiyorum. Yani bir Hollanda liginin adamı bunu düşünmüyordur. Başka bir ülkeden olurken. Ligimizi biliyor falan. Çünkü gariplik yok. Top oynanıyor. Burada öyle bir şey yok. Şimdi bu tercih edildi. Sergen Hoca'nın tanıdığı bir isim ve Sergen Hoca'nın da kendi oyun mantalitesine oyun kurarken uyan bir isim olduğunu hoca söylemiş. Para var mı? Yok. Ne var? Elimizde bir Fatih var. Alanya istiyor. Fatih sonraki sene ne oynadı? Defansif orta saha. Hoca diyor ki ben Fatih'i tutsam orta sahada kaç tane adam var? 7-8 tane. Bunları kesemez. Stoper, 2 senedir stoper oynamıyor son 2 senedir. Risk, Beşiktaş'ta son 2 senedir stoper oynatamamış bir genci nasıl oynatırsın? Allah aşkına. Yani Necip'i bile oynatmıyorsun bazen, risk alıyorum diyorsun. Stoper oynamasına rağmen zaman zaman. Beşiktaş yani o riski alamazsın. Hakikaten öyle. Çare bu. Çok değerli bir oyuncu, çok sevdiğim kardeşim, Fatih kardeşim. Böyle bir değişiklik oldu ve Wellington'a gelişi bu nedenle ölü doğum gibi oluyordu. Bundan dolayı. Tabi o dönem takım da kötü. O dönem hocaya da hoca değil deniliyordu. Sergen Hoca hoca değil deniliyordu arkadaşlar. Yapmayın. Bakın. Neler neler söyleniyordu. Ne oldu? İşler iyi gidiyor. Yani işlerin iyi gitmesine sebep olan bu hocanın istediği bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla saygı duymak lazım. Şimdi Wellington'da ben son iki maçta beğeniyorum. Topu oyuna sokarken. Beğeniyorum yani. Vida ile ikisi böyle kazanmaya devam ederlerse hata olur mu olmaz mı? Tabii ki olur. Ama beğeniyorum. Beğenmeyenlere de saygı duyuyorum. Fakat bu riski almak zorunda Beşiktaş. Belki 10 maç sonra, belki 15 maç sonra çok daha farklı bir oyuncu olacak. Arkadaşlar, Tosic'in ilk geldiği zamanları da hatırlayın. Çok iyi hatırlayın. Dolayısıyla Beşiktaş savunmasına yine de devre arasında stoper takviyesi yapılmalı. Çünkü
şampiyonluk yarışındaysa eğer ona bakacaklar puan durumunda. Devre arası. Evet, bir stoperi de alalım. Yani tamam, Wellington gelişim gösteriyor, Vida iyi gidiyor falan filan diye de böyle serbest olmamak lazım. Stoper eğer o limitleri ve yabancı oyuncularla yollarını ayırabilirse stoper, forvet, bir de kenar oyuncusu alınır diye tahmin ediyorum. Beğenmeyi unutmuyoruz güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.